Peki madende toprak kayması nasıl oldu? AFAD Kütle Hareket Danışma Kurulu üyesi Profesör Doktor Tolga Görüm CNN Türk yayınında açıkladı. Maden hasalarında özellikle buradaki atık malzemenin yığıldığı alanlarda gerçekleşmiş bir kayma şeklinde başlayıp vadi içine girdikten sonra bir akmaya dönüşen bir heyelan türü tipi bu. Aynı zamanda bu alanda gördüğünüz gibi görüntülerde de heyelan gerçekleştikten sonra vadi içerisinde yoğun sıvılaşma, aslında bu bölgede işte çok konsolide olmamış bu maden sonrasındaki kazılar sonrasında yığılan malzemenin muhtemelen ilk edindiğimiz izlenime göre de kar yağışları sonrası kar erimelerinin de bu boşluk suyunu arttırdığı ve bu pasan içerisinde kaymayla gerçekleşirken vadi içerisinde özellikle suyla da buluşarak bunun etki mesafesi diyoruz. Eğer su içeriği viskozitesi daha farklı olsaydı bu kadar yüksek malzeme aktif bir şekilde daha uzak kesimlere taşınamazdı. Bu alandaki işçiler de bu yüksek etki mesafesinden etkilenmiş duruyorlar. Ani kar erimeleri bu mevsimde bu tip boşluk suyu basıncını arttıracak ve konsolide olmamış bu malzemeyi alışık olmadığınızı düşündüğünüz bu akma tipinde önce kaymayla başlayıp yüksek bir alandan dikkat ederseniz vadinin içine girmeye başladığında artık su da açığa çıkıp vadinin içerisindeki malzemeyi de almaya başladığında biz buna işte entrainment da diyoruz. Yani malzeme girip orada suyla buluştuğunda kazıcı etkisini de, viskozitesini de arttırıyor bir takım alanlarda. Dolayısıyla vadinin doğal eğimini takip edip bir akmaya dönüşüyor.